Kurban Bayramı'nda herkes köyüne, tatil beldelerine gidecek. Hem okullar tatil oldu, hem kamu çalışanlarının 9 günlük bayram tatili eklenince insanlar hem kendi şehirlerinde hem de diğerlerinde bayramlarda tabii bildiğiniz üzere trafik kazaları da yoğunlaşıyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 9 günlük Kurban Bayramı tatili vesilesiyle yola çıkacak vatandaşlara yolda karşılaşabilecekleri problemlere ilişkin uyarılarda bulundu. Palandöken, yola çıkmadan önce araçların bakımlarının yapılması gerektiğini hatırlatırken, diğer yandan yolculuk esnasında da trafik kurallarına uyulması ve belli aralıklarla molalar verilmesi telkininde bulundu. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda 75 yurttaşımızı onlarca, yüzlerce insanımızın yararlanmasını, milyarlarca liralık maddi hasarın olduğunu gördük. Tabii bunlardan insanlar biraz daha böyle dikkat etmelerinin gerektiğini. Hele bu yıl hem okulların tatil olması, hem de söylediğim gibi tatil sürelerinin uzaması, insanların trafikte, seyir seferinde çok dikkat etmesi lazım gelen ve trafik ışıklarına, trafik levhalarına, kurallara, kör noktalara hep çok dikkat etmesi lazım. Bayram tatillerine sıcak havaların da etkisiyle trafik kazalarının arttığına dikkat çeken Palandöken, 9 günlük bayram tatilinin aynı zamanda karne tatili ve yaz tatiline denk gelmesiyle birlikte bu yıl şehirler arası yollarda trafik yoğunluğu yaşanabilir. Nitekim bu yıl 9 günlük Ramazan bayramı tatilinde 75 vatandaşımızı trafik kazasında hayatını kaybederken 10.810 vatandaşımız da yaralandı. Bayramda uzun yola çıkacak olan vatandaşlarımız her zamankinden daha dikkatli ve sabırlı olmalı. Sıcak havaların uzun yola etkisi göz önünde bulundurularak güneşin dik açıyla geldiği saatlerde yola çıkmamaya özen gösterilmeli dedi. Hem kendisi hem ailesiyle birlikte gidip bu güzel bayramı kutlamaları, Kurban Bayramı'nda herkesin tabii sağlıklı bir şekilde gidip gelmeleri çok önemli. Evvela araç bakımları, periyodik bakımları hem gözden geçirilecek hem de varsa eksiklerinin giderilmesi için bir zaman dilimi var. Bunların yapılması hem kendi sağlıkları için hem karşıdaki araçlara aynı şekildeki duyarlı bir şekilde yaklaşılıp mesafe kurallarına uyulması olmazsa olmazı. Bildiğimiz üzere her bayramda, her böyle tatilin uzayışında mutlaka acaberler alıyoruz. Tabii ki insanlar bir an evvel gitmeye, bir an evvel sevdiklerine kavuşmaya arzu ediyor. Ama biliyorsunuz ki trafik hatayı kabul etmez. Siz belki çok iyi kullanırsınız. Karşınızdakinin bir uykusuz vaziyette olduğunu veya bir sorunlu olduğunu, kafasında bir problem olduğunu kestirmeniz mümkün değil. Bunun için yapmamız gereken bütün trafik kurallarına harfiyen uyulmalı. Kazasız belasız bir bayramın geçirilmesi, bir tatil beldesinden acı haberli değil, güzel haberlerle gidip sağlıklı bir şekilde tekrar iskan ettiğiniz şehirlere gelmeniz önemli. Bu bayramlar bildiğiniz üzere tabii bu tatilin uzaması insanların birçoğunun kendi aracıyla birçoğu da tabii yine aynı şekilde normal araçlarla ya yani otobüslerle, trenle vesaireyle veya uçakla imkanları olanla seyahatlere gidiyor. Büyük kentlerin bir kısmı boşalıyor. Diğer taraftan tabii onların yakınları buraya geliyor. Bu bayramın çok dikkatli bir şekilde kazasız belasız geçmesini ben yurttaşlarıma buradan hayırlı bayramlar ve güzel haberlerle geri dönüşlerini umutla bekliyoruz. İnşallah ki bu Kurban Bayramı'nı artık böyle kaza haberleriyle değil, insanların artık bundan sonraki dikkatleriyle bunların önlendiği bir bayram olur düşüncesiyle. Herkese tekrar Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, kutluyor. Aman ha, karayollarında hata affedilmez. Bildiğiniz üzere her ne kadar yollar güzel olsa da, her ne kadar aracınız süratli olsa da veya işte daha çok böyle zamanından önce yetişmeye gayret ediyorsanız da bu riskler kaçınılmaz oluyor.